Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Hakkari'de şehit düşen 4 askerden sözleşmeli er Yener Kırıkçı için memleketi Ankara Çubuk'ta cenaze töreni düzenlendi. CHP lideri de 26 yaşındaki şehidin cenazesine katılanlar arasındaydı. Cenaze töreni sırasında kalabalığın içinden Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sesler yükselmeye başladı. Tören sonrası CHP lideri etrafında toplanan kalabalık 71 yaşındaki siyasetçiye saldırdı. Güvenlik güçlerinin müdahalede yetersiz kaldığı anlarda Kılıçdaroğlu'na partililer siper olmaya çalıştı. Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne ve kafasına darbe aldığı görüldü. Kılıçdaroğlu polis eşliğinde çevredeki bir eve götürüldü. Dışarıda toplanan saldırganlar içeri girmeye çalıştı, evi taşladı. Güvenlik güçleri saldırganları dağıtamayınca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve gitti. Kalabalığa seslendi. Sizin şanlı bir tarihiniz var. Bugün burada bir evladımız şehit oldu. Onunla ilgili gerekli töreni yaptık. Mesajlarınızı verdiniz. Tepkinizi gösterdiniz. Şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz. Yener'in evine gidiyoruz. Bu sırada bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bir süre bekledikten sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler yoğun güvenlik önlemleri altında evden çıkarıldı, hızla zırhlı araca bindirildi. CHP lideri Ankara yolunda kendi aracına geçti. Gülümseyerek durumunun iyi olduğunu gösterdi. Müsaadeniz efendim. Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezi önünde CHP'liler karşıladı.